Farz edin ki öldünüz. Küçük bebekleriniz var, bebeğiniz var. 3-4 yaşında çocuklarınız var, 3-5 aylık çocuğunuz var. Onlara nasıl davranmasını istersiniz arkanızdan? Onlara nasıl davransın? Nasıl davransın insanlar, bakanlar, diğer insanlar onları nasıl değerlendirsinler? Evet, kıymetli Wise kanalı takipçileri, İnşallah sizlerle az önce söylediğim cümlenin manasını, muhtevasını ifade eden bir ayeti değerlendireceğiz. Bu ayet-i kerime Nisa suresinin 9. ayet-i kerimesi. Allahu Teala buyuruyor ki Nisa suresi 9. ayet-i kerimesinde vel yahşellezine lev terakü min halfihim zürriyeten da'afen hafu aleyhim felyettekullaha vel yekulu kavlen sedide. Yani kelime kelime gidecek olursak, esasen kelime kelime gitmeden buradaki bazı kelimelere dikkat çekmemiz gerekiyor ayetin tamamına girmeden. Orada şudur o da. Üç tane anahtar kelime var burada. Üçü de endişeyi, korkuyu, heyecanı, geleceğe ait bazı kaygıları ifade ediyor. Birisi haşyet vel yahşe buyuruyor. Sonra ikincisi havf ve üçüncüsü takva. Bu üç kelime etrafında dönüyor ayet ve ayeti anlatırken de bize bir nevi empatiden bahsediyor. Yani siz şu duyguyu yaşayın. Bu duyguyu siz yaşarken başkaları benzer durumda kaldığında nasıl hissedersiniz? Ne olur? Bir empati tavsiye ediyor, empati gösteriyor, bir duygu dünyası yerleştiriyor bu ayet-i kerime. Ve enteresandır bu ayet-i kerime, yetimlerle alakalı gelen ayetlerden sonra geliyor. Bundan sonra gelecek ayetlerde miras var. Miras, yetimler, haklar meselesi anlatırken araya bir de empati vurgulayan bir ayet-i kerime giriyor. Ve empati vurgularken de ayet bir ortam resmediyor. Bir tasavvur dünyası, bir hayal dünyası kuruyor. Faraza diyor, şöyle olursa nasıl olur gibi bir anlam dünyası kuruyor ve bize geniş bir anlama alanı açıyor. O zaman şimdi ayetin kelimenin manasını kısaca görelim. Ne anlattığını da değerlendirelim. Buyuruyor ki Allah-u Teala Nisa suresi 9. ayet-i kerimesinde insanlar kendileri ölmüş olsalar ve geriye bakıma muhtaç yetimler bıraksalar, bakıma muhtaç derken 3-5 aylık olur, 3-5 yaşında olur veya başka türlü bakılması gereken özel ilgiye muhtaç çocuklar düşünün. Bakıma muhtaç yetimler bıraksalar, onlara nasıl davranmasını isterler? İşte ondan korktukları gibi kendi çocuklarının, kendi geriye bıraktıklarının kötü bakımından, onlara kötü davranmasından korktukları, endişe ettikleri gibi kendileri de bakmakla yükümlü oldukları yetimlere, başkalarının çocuklarına, başkalarının yetimlerine öyle davransınlar. Ona göre hareket etsinler buyuruyor Allah-u Teala. Ve daha sonra da durumu zirvede, bu duygunun zirvesi olarak takva ile vurguluyor. Bu konuda muttaki davranın, takva dairesinde hareket edin, takva ile hareket edin ve o yetimler konusunda ve benzer durumlar hakkında kavli sedid söyleyin, kavlen sedid de düzgün söz söyleyin, işarar söz söyleyin, hakkı hakikati ifade edin, hakkın sesi, hakkın sözcüsü olun, hakikati anlatın diyor. Şimdi bu ayet-i kerime bir faraziye koyuyor. Diyor ki bir de eğer onlar yani muhatap kendileri ölseler yani hiç kimsenin aklına gelmeyen bir şeydir ölüm. Genelde başkası ölür, hep başkasının ölümü konuşuruz. Önümüzde ölen birisi çok yakında değilse bile dikkati kısa süre sadece çeker. Ancak çok yakınımızdan birisi vefat ettiğinde ölümle biraz daha yakınlaşırız. Ve beklenmeyen bir ölüm, aslında tırnak içinde söyleyeyim her ölüm beklenmezdir insan için. Beklenmeyen bir ölüm. Mesela diyelim ki daha küçük yaşta birisi bir kazada veya başka bir şekilde öldüğü zaman insan o zaman biraz daha dikkatli olur. Ve özellikle kendi yakınlarından, yukarıdan, büyüklerinden değil de aşağıdan, kendi çocuklarından, kendi akrabalarından, küçük çocuklar henüz bizim anlam algılama dünyamıza göre henüz vakti gelmemiş. Tabii vakti gelmemiş bir ölüm olmayacağını herkes bilir. Vakti gelmediğini düşündüğümüz bir şey olduğunda o zaman daha fazla dikkat ederiz ölüme. Fakat biz ölümü genelde çok fazla gündemimize almayız. Öldürmeye çalışırız hayatımızda, zihnimizde. Çünkü yaşıyoruz zaten. Mutluluğun ciddi bir şekilde lezzetlerini tahrip eder ölüm. O konuda ölüm üzerine çok durmayız. Fakat Allah-u Teala bize bir anlam dünyası kuruyor. Diyor ki şayet siz ölseniz, yani ölseniz ne olur? Ölürsünüz, dünya ile alakalı işiniz biter ve geriye bir takım yetimler bırakırsınız. Ve sizinle alakalı yetim olunca daha fazla duyarlı olursunuz. Sizin çocuklarınız çünkü onlar. İnsan kendi çocuklarına diğer çocuklardan daha fazla ilgi duyurması fıtri, doğal bir şeydir. O zaman kendi çocuklarınız geriye kaldı. Onlar ciddi bir şekilde bakıma muhtaçlar. Küçük düşünün yani 3-5 aylık, 3-5 yaşında ve onlara bakmakla yükümlü olan insanlar veya toplum, insanlık onları atıyor, ilgilenmiyor, çok değer vermiyor. Yani
benzer yerlere farklı sıkıntılar yaşanmıştır. Böyle bir durumu öbür taraftan öldükten sonra, ölmeden önce düşünmek gerekiyor bunu. Öldükten sonra siz gördüğünüzü farz edin. Sizin çocuğunuz ve siz ona bakacaktınız fakat hayatınız, ömrünüz vefa etmedi, öldünüz. Öbür taraftan kendi çocuğunuza bakıyorsunuz. O çocuk itiliyor, kakılıyor ve alması gereken şeyleri alamıyor. Toplumda gerçekten ezik bir şekilde yaşıyor. O sizi ne kadar üzer öbür taraftan. İşte bu duyguyu canlı tutun. Siz de ortada böyle bakıma muhtaç bir çocuk görürseniz, yetim, fakir, muhtaç bir çocuk görürseniz ona bakarken onun ailesinin, onun büyüklerinin, onun annesinin, babasının nasıl onları görmek istediğini düşünün, onlara öyle davranın. Çünkü siz ölseydiniz sizin çocuklarınız o şekilde olacaklardı. O zaman nedir? Burada dikkat etmesi gereken şey müminin eğer kendisi ölmüş olduğunu farz ederek, hayal ederek ortadaki yetimlere, muhtaçlara, bakımda muhtaçlara ona göre davranmaktır. Yani Allah bizden empati yapmamızı, empati kurmamızı istiyor. Neyle? Toplumdaki bakıma muhtaç çocuklarla, yardıma ihtiyaç çocuklarla. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bir isimsiz müsemmadır empati. Empati bizim dünyamızda kelime olarak olmasa bile muhtevası, manası ciddi bir şekilde tavsiye edilen bir hakikattir. Mesela bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinden hepimiz hatırlarız ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari, Müslim gibi en sağlam kaynaklarda geçen bir hadis-i şerifinde sizden biriniz kendisi için, kendi arzuları için sevip istemediği şeyi, istediği şeyi, kendisi için istediği şeyi bir başkası, bir Müslüman kardeşine sevip istemedikçe hakiki mümin, gerçek manada mümin olamaz. Yani siz kendinizi oraya koyuyorsunuz, onu kendi yerinize koyuyorsunuz, onu sadece anlamak değil mesele. Onu anlamak bir adımı, anlamaktan sonra onun hayatını yaşamak, onu daha iyi bir hayat yaşamak ve bu noktada örnek olmak, hayatına göre devam etmek, empati yapmak, fakirlerle empati yapmak, muhtaçlarla empati yapmak, hatta ve hatta daha ilerisi hayvanlarla bile empati yapılabilir. Neden? Çünkü bizim kültürümüzde olan bir menkıbe vardır. Bistami ile alakalı anlatırlar. Bir gün sokakta yürürken talebeleriyle karşıdan bir köpeğin geldiğini görür. Bir müddet birbirine bakarlar, bakışırlar ve daha sonra kenara çekilir, köpeğe yol açar, köpek o yoldan geçer gider. Talebeleri derler insan eşrefi mahlukat, hayvanlardan daha üstün. İnsan öyle bir varlık. Hele üstadımız, hocamız Beyazıt bizden de öte. Niye böyle bir şey yaptı? Bir hayvana karşı saygı gösterisinde bulundu, yolunu açtı. Böyle bir şey niye yaptı diye düşünürken, konuşurken der ki, bakın o köpek bana lisan halle konuştu. Bana bir şey anlattı. Dedi ki, ben bilmiyorum. Sen hangi faziletine binaen insan oldun ta ezelden? Ben hangi şeyimden dolayı hayvan oldum? Kendi havaya girme, gurura kapılma. Sen ben olabilirdin. Bir köpek olabilirdin, bir kedi olabilirdin. Ben de sen olabilirdin. Yaratan açısından bunun sadece iradeye bakan bir şey vardır. Senin bir geçmiş faziletinden dolayı sen olmadın. Sen istemedin sen olmayı. Ben de diyor Beyazlı Bistami, ben de köpek olarak olmayı istemedim. Bana lisan-ı halle böyle söyledi diyor ve hayvanla bir nevi empati kuruyor ki bizim hayvanlar bir tarafa insanlarla da ciddi anlamda empati kurmamız, onların durumunu anlamamız, onlara kendimizi konumlandırmamız gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman ayet-i kerimeler pek çok ayet-i kerimede bize bu hakikati ifade ediyor. Mesela ayet-i kerime fe'tebirû yâ ulil-ebsâr derken ey akıl sahipleri, basiret sahibi, gören insanlar düşünün, ibret alın, hayata öyle bakın diyor. Şimdi biraz daha geriye okuduğumuz ayet-i kerimeye dönecek olursak, ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyordu ki, siz geriye yetim bıraksanız ne yapardınız, nasıl olmasını isterdiniz? Bu ayetle alakalı genelde birkaç yorum var. Bu yorumlardan birisi, ölmek üzere olan birisinin yanına gelen insanlar ona bir takım tavsiyede bulunuyorlar. Diyorlar ki bak senin çocukların var ama çocukların sana bir faydası olmaz. Sen bu malını mülkünü bir fakire, bir muhtaca, bir kuruma, bir şeye bağışla. Tamamını bağışla. Çünkü oradan sana gelecek sadaka-i cariye vardır, şu vardır, bu vardır diye onu bir takım hayır olan şeylere zorluyorlar. Ve bir de hele hele iyice yaşlanmışsa, dengeli bir şekilde düşünemeyecek hale gelmişse orada insan aldanabilir. Bir, malını vasiyet etmesini ve mirasçılara bırakacak vasiyetin çok fazla mirasçılara kalmayacak şekilde vasiyet etmesini tavsiye ederler. Böyle bir şey yapmayın diyor Allahü Teala. Siz ölseniz, siz böyle bir zor durumda olsanız, ölecek durumda olsanız size ne tavsiye edilmesini isterdiniz çocuklarınızla alakalı? Bir bu. İkinci olarak bir başka şey de aynı benzer bir tavsiye şöyle yapılıyor. Ya dünyayı sen mi kurtaracaksın? Bütün malını çocuklarına bırak. Benzer tersten bir tavsiye de olabilir. O zaman ne yapın? Denge. İslam zaten denge, adalet en temeli odur.
ne müsbet ne menfi vasiyet noktasında insanlara siz kendiniz oraya koyun. Kendi değerlendirmeyi tam yapamayacağınız halde olduğunuzu düşünün. Ama şu anda değerlendirmeyi tam yapabiliyorsunuz. Aklınız başınızda. Aklınız başınızdayken başkasının eksik, yanlış değerlendirme yapılıp yanlış karar vereceği durumlara sebep olmayın. Yani çocuklarınızı muhtaç, bakıma muhtaç bırakmayın. Ve bu konuda siz bıraksanız ne olur onu düşünün. Başkasının o şekilde bırakmaması noktasında dikkatli olun buyuruyor Allah-u Teala. O zaman nedir? Başka bir şey de orada o kişinin yanında olan insanlar kendilerini o kişinin yerine koydukları gibi aynı zamanda çocukların yerine de koyması lazım. Mesela ben babam öldüğü zaman orada birisi babama deseydi ki evlatlarını düşün, onlara da bak, onlara dikkate al, malını böyle hepsini vasiyet etme, hepsini başka yere verme deseydi keşke diye düşünün. Ona göre siz de kendinizi oraya koyun. Siz o çocuklar olabilirdiniz. O zaman insanların zararına olacak bir şekilde insanlara tavsiyelerde, insanlara yönlendirmelerde bulunmayın. Evet, bu ayet-i kerime bize bir anlam dünyası kuruyor ve bu anlam dünyasında geniş geniş şeyler düşünmemizi sağlıyor. Yani herkes kendisini muhatabın olduğu yerde düşünsün. Oradaki başına gelecek sıkıntılarla karşılaşsın. Dolayısıyla eğer siz orada olsanız ne yapardınız, ne yapılmasını isterdiniz? O zaman siz de benzer şekilde davranın, farklı hareket etmeyin diyor. Ve bu noktada tek bir geçmişte yaşanmış bir olayla, bir hatırayla olayı tamamlayacak olursak, İmam Şeybani bir seferde İbn-i Deylimi'ye soruyor. Diyor ki artık zaman bozuldu, kıyamet yaklaştı, ahir zamandayız, her şey kötü oluyor, çocuklar kötü yetişiyor, bir sürü kötülük var diyor. Ben diyor bir çocuğum olsun istemem diyor. O da diyor ki bu ayeti okuyarak, hayır diyor, senin kendi çocuğun olmasa bile orta çocuklar var, sen onlara karşı yine iyi davranman lazım. Bunu hareket etmen lazım. Yani başkalarının çocuğu olacak, olacaksa başkalarının çocuğu, sen onlarla alakalı da sorumlusun. Kendini onların yerine koy, empati yap ve ona göre hareket et diyor. Evet, değerli Wise kanalı takipçileri, bugün de bir ayetin kısa bir mali üzerine durduk. İnşallah başka derslerde, başka programlarda farklı ayetler üzerine durmayı ümit ediyoruz. Bu arada şunu da kaydetmeden geçmeyelim. Burada okuduğumuz ayetlerden sadece bir nüktenin üzerine, birkaç nükte üzerine duruyoruz. Ayetin geniş bir tefsirini yapıyor değiliz. Onun için zaman gerekir, onun için ciddi çalışma gerekir. Bunu da not edip size hayırlı günler dilerim.